Merhabalar, bugün sizinle Magnum'un o meşhur karadutlu dondurmasını yapacağız. Hem de evde ve daha az maliyetli. Karadutları ben bu şekilde dondurdum önce, daha sonrasında robotuma atıyorum ve bu şekilde küçük parçalara aynı kadar çekiyorum. Üzerine muz da ekliyorum. Muzun tadı çok gelmeyecek ama güzel bir aroma veriyor. Dondurmanın içerisinde daha kremsi oluyor. Her ikisini çektikten sonra kıvamı bu. Tabii ki böyle bırakmayacağız. Daha içine katacaklarımız var. İçerisine daha tatlı olması için ben bir çay kaşığı kadar sadece bal atıyorum. Ve içerisine en az 3 kaşık olacak kadar evde yaptığım yoğurdu kattım arkadaşlar. Ev yapımı yoğurdum tarifi de kanalda var. Yine aynı şekilde çikolata tadı içinde de gelsin diye ben bitter çikolataları kırıp attım. Hepsini karıştırdıktan sonra artık son bir defa daha robotta çekmemiz gerekiyor bunları. Benim robotum küçük olduğu için 2 defa da çekebildim. Hepsini atıyorum robottan. Olana kadar çekeceğiz. Eğer olur da çektikten sonra bu görüntüsü yoksa birkaç defa daha robottan geçirin. Aynen bu haliyle olması gerekiyor arkadaşlar. Benim böyle buz kaplarım vardı, almıştım. Bunları koyabilirsiniz. Farklı bir dondurma kabı da kullanabilirsiniz. Bunları koyduktan sonra artık en az 3-4 saat kadar buzdolabında dinlenmeye götürüyorum. Ben o sırada üst kısmını hazırlayacağım arkadaşlar. Üst kısmını nasıl hazırlıyorum? Benim bayramda böyle hediyeli çikolatalarım gelmişti. Ben bu şekilde yemeyi pek sevmiyorum ve bunu benim usulü eriteceğim. Hem bitteri hem sütlü çikolatayı karıştırıyorum. İkisinin tadı da çok eşit gelmesin diye. Üzerine biraz da ceviz kırdım arkadaşlar. Şu anki hali birazcık sıvı. İçine azıcık da süt katmıştım ben. O yüzden biraz buzlukta dondurmamı dondururken aynı zamanda çikolatayı da dondurdum. Gördüğünüz gibi dondurmalarım akşam olduğunda artık donmuştu. Kalıbından kolayca çıktılar. Gördüğünüz gibi çikolatam da istediğim kıvama geldi. Bunu tasın içerisine dondurmamı koyarak buluyorum çikolataya. Çikolatanın bu sırada sıcak olmamasına tabii ki dikkat ediyoruz. Dediğim gibi öncesinden mutlaka soğutmanız lazım. Ben bir kabın üzerine bu şekilde yağlı kağıt koydum. Bu şekilde çıkması daha kolay oluyor. En az 2 saat kadar da çikolatalı halini doldurdum. Artık tadıma geçme süresi. Ben Magnum'un o tadını seviyorum ama bana çok ağır geliyor çünkü çok tatlı oluyor. Ama benim dondurmamda ağzıma asla şeker tadı gelmedi. Meyvelerin tam aroması geliyordu açıkçası. Çikolatayla beraber de çok güzel bir uyum yakalamıştı. Artık biliyorsunuz dondurmalar çok pahalı oldu ve içerisinde çok fazla katkı maddesi var. Bu şekilde yaparsanız hem kilo almanızı engelleyecek hem de yazın sizin için çok güzel ve kolay bir tarif olacak. Afiyet olsun.